devam ediyoruz. Şimdi popülasyon genetiği ile ilgili çıkmış sorularımıza bakacağız. İlk önce 2014 biyoloji ABT'ye bakalım. Hardy-Weinberg dengesinde olan bir popülasyonda baskın alelin frekansı, çekinik alelin frekansının 4 katıdır. Buna göre popülasyonda bu alellere ilişkin heterozigot bireylerin frekansı kaçtır? Arkadaşlar popülasyon genetine başlamadan önce soru okudum ama şunları söyleyeyim size. Burada birkaç bilmemiz gereken formül vardır. Nedir bunlar? Bir kere P burada baskın allellerin frekansıdır. Çekinik allellerin frekansını da Q ile gösteriyoruz. P ile Q'nun toplamı her zaman için 1'e eşittir. Buradakiler sadece tek bir allelin frekansıdır. Eğer bize gen frekansı derse, bakın gen frekansı derse o zaman bunların karelerini almamız lazım. Çünkü genler iki allelden oluşuyor. Dolayısıyla burada karesini aldığımız zaman P kare artı 2 P Q artı Q kare eşittir 1 oluyor. Buradaki P mesela diyelim ki baskın alelimiz A olsun. Bu AA genotipini gösterir. 2PQ büyük A küçük A genotipini gö gösterir. Q kare de arkadaşlar çekinik genotipi gösterir. Dolayısıyla bu formülleri bildiğimiz zaman ve sorunun mantığını anladığımız zaman popülasyon genetiği sorularını kolaylıkla çözebiliriz. Başlayalım. Şimdi baskın allelin frekansı çekinik allelin frekansının 4 katıymış. Şimdi bas, çekinik alele ben x dersem baskın alele 4 katı olduğu için ne olur? 4x olur. Peki ben baskın alelin frekansı ile çekinik alelin frekansının 1 olduğunu biliyor muyum? Evet. O zaman bunları topladığım zaman eşittir 1 diyorum. Burada 5x eşittir 1'den x eşittir 1 bölü 5 o da eşittir 0,2 olur. Yani çekinik alelimizin frekansı neymiş? 0,2'ymiş. Q eşittir 0, P nedir burada? 0,8. Diyor ki heterozigot bireylerin frekansı nedir? Heterozigot bireyleri de söylemiştik değil mi? P artı Q'nun karesini alıyorduk. Eşittir 1'in karesi. P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1 oluyordu. Buradaki 2PQ neydi? Heterozigot bireylerin frekansıydı. 2 çarpı P'yi kaç bulduk? 0,8 bulduk. Q'yu kaç bulduk arkadaşlar? 0,2 bulduk. 8 kere 2, 16. 16 ile 2'yi çarpınca 32. 2 tane virgülden sonra sayımız olduğu için 0,32 olur. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki Dişi ve erkeklerin eşit sayıda olduğu 10.000 kişilik bir yerleşim biriminde insanların X kromozomunda taşınan baskın bir allelin frekansı 0,8'miş. Şimdi X kromozomu devreye giriyorsa erkek ve dişileri ayrı ayrı düşüneceğiz. Erkekler, dişiler. Arkadaşlar, 10.000 kişilik eşit sayıda bakın dişi ve erkekler eşit sayıdaymış. O zaman bunlardan 5.000'i erkek, de nedir? Dişidir. X kromozomda taşınan baskın bir allel. O zaman baskın dediği için P burada nedir? 0,8'dir. Q nedir arkadaşlar? 0,2'dir. Diyor ki bu kalıtsal özellik bakımından popülasyon Hardy-Weinberg dengesinde olduğu varsayılırsa popülasyonda çekinik fenotipe sahip olan bireylerin oranının kaç olması beklenir? Şimdi burada arkadaşlar biz Q'nun 0,2 olduğunu, P'nin de 0,8 olduğunu biliyoruz. Peki Erkeklerde çekinik özellik nasıl ortaya çıkıyor? X üzeri küçük R, Y. Dişilerde nasıl çıkıyor? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Erkeklerdeki birey sayısını bulmak için direkt 0,2 ile 5000'i çarptığımız zaman sonucumuzu bulabiliriz. 5 kere 2, 10. Burada ne olur arkadaşlar? Sıfırların biri virgülle gider. 1000 kişi, 1000 tane erkek çekinik fenotipe sahipmiş. Dişilerde ise iki tane x üzeri küçük r olduğu için bunların bir araya gelme frekansları farklı olur. Bu yüzden de bakın bir tanesi için 0,2 yazdım çarpı bir tanesi için 0,2 yazdım. Bize birey sayısını sorduğu için çarpı 5000 dedim. Ne olur burası? 1000 olur değil mi? Şurası 1000 olur. 1000. 0,2 ile çarptığım zaman 0'ın biri gider. 2 ile çarpınca da 200 olur. Bize toplam birey sayısını soruyor. 1000 tane erkek birey var. 200 tane de dişi birey var. 1200. Yüz. Bunu yüzdeye vurduğumuz zaman ne olacak? Yüzde 12 olacak arkadaşlar. 10.000'de 1200 bin kişi ise yüzde 12 kişidir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 2016 Biyoloji ABT geliyoruz. Diyor ki 8000 kişinin yaşadığı bir kapas e Yine okuyamadım bunu. Kasabada 320 kişi 0 kan grubundan, 960 kişi ise hetezgot B kan grubundandır. Şimdi burada 3 tane allel devreye giriyor. 3 allel olsun, 5 allel olsun fark etmez. Hepsinin toplamı, frekanslarının toplamı 1'e eşittir. Burada P, A kan grubu için artı Q, B kan grubu için R de 0 kan grubu için arkadaşlar eşittir 1 diyoruz. Yine bunların karesini aldığımız zaman Bakın karesini aldığımız zaman genotiplerini de bulabiliriz. Ne olur? P kare artı 2PQ artı 2PR artı 2QR artı Q kare artı R kare. Bu şekilde gider. Hani bunu aklınızda da tutabilirsiniz. Eşittir 1 olur her tarafın karesini aldığımız zaman. Buradaki P kare nedir? Büyük A büyük A olanlar. PQ nedir arkadaşlar? AB kan gruplu olanlar. PR nedir? PR A0. Yine A kan gruplu ama genotipi A0 olanlar. QR nedir? B0 olanlar. Q kare B, B genotipli olanlar. R kare de 0, 0 olanlar. Bize neyi vermiş? 320 kişi 0 kan grubundanmış. O zaman ben 320'yi 8000'e böldüğüm zaman 0 kan grubuna sahip bireylerin frekansını bulabilirim. 320 bölü bölü 8000. Sadeleştirdiğimiz zaman 32'yi 8'e böldüğümüzde 4 olur. 4 bölü 100'den ne olacak arkadaşlar? Burası 0,04 olur. Benim burada bulduğum bakın 0,0 kan gruplu yani R kareler. R kare eşittir 0,04'tür. Buradan her iki tarafın kare aldığımız zaman R ne olacak? 0,2 olacak. Bize bir deney vermiş. Heterozigot B kan grubu olan kişileri vermiş. 960 kişi de böyleymiş. 960 kişi bölü 8000. Yine buradaki gider arkadaşlar sıfırlar. 96'yı 8'e böldüğümüz zaman 12 çıkar. 0 virgül ne olur? 12 olur. Bunlar neymiş? Heterozigot B kan gruplu. Heterozigot B kan gruplu olan hangisi? B0 yani 2 küre. Şimdi ben Q'nun R'nin ne olduğunu biliyorum. Bakın 2 Q R eşittir 0,12 R'yi biliyorum 2 çarpı Q çarpı 0,2 eşittir Ne olacak? 0,12 0,2 ile 2 çarpınca 0,4 0,12'yi 0,4'e bölünce Ne olacak arkadaşlar? 0,3 olacak Dolayısıyla buradaki Q'yu da ne bulmuş olduk? 0,3 bulmuş olduk Peki ben buradan P'yi bulabilir miyim? P'nin ne olduğunu bulabilirim değil mi? R'yi biliyorum. Q'yu biliyorum. Topladığım zaman ne oluyor burası? 0,5 oluyor. Birden çıkardığım zaman P'nin e, frekansı kaç oluyor arkadaşlar? P'nin frekansı da 0,5 oluyor. Bize neyi soruyor? Diyor ki bu kasabada yaşayan. Bir dakika şurayı. Heh bu kasabada yaşayan kaç kişinin A kan grubuna sahip olması bekleniyor? Şimdi heterozigot A veya homozigot A demiyor. A kan gruplu bireyleri soruyor. A kan gruplu bireyler ne olur? Ya AA olurlar ya da A0 olurlar. AA olanlar nedir? P kare. A0 olanlar da 2 prdir Buradan bakıyorum şimdi. P kare ne olacak? 0,25 çarpı. 2 pr nedir arkadaşlar? 2 çarpı p'miz 0,5'ti. R neydi? 0,2. Çarptığım zaman 1 yapar. Burası ne olur yine? 2 yapar. Değil mi? 0,5, 0,2 pardon 0,1 yapar. 0,2 ile 0,25'i çarptığımız zaman ne olacak? Şöyle çarpma işlemini ben yapayım hemen. Hani çok da vakit kaybetmeyelim. Burada ben aradaki artı işaretini çarp olarak yazmışım. Çarp olmayacak. Şimdi 0,25 artı şu 2 ile 0,5'i çarptığımız zaman 1 yapar. 1 ile de 0,2'yi çarptığımız zaman ne olur arkadaşlar? 0,2 olur. Topladığımız zaman 0,45 olacak. Şimdi A kan gruplu bireylerin frekansı 0,45. Buradan sonra ne yapacağız? Buradan sonra da 8000 kişi ile 0,45'i çarpacağız. Hemen şurayı bir silelim. Tekrardan şöyle alayım. Olmadı. 0,45 çarpı çarpı 8000 bakın sıfırlar iki tane virgülle gitti 8 kere 5 40 elde var 4 8 kere 4 32 4 eldeydi 36 bir da 8'in yanında var 3600 3600 kişi alkan grubuna sahip bireymiş biraz uzun ama mantığını çözdüğünüz zaman emin olun anlıyorsunuz. Ben bu soruları normal deftere yazarak da çözdüm. Benim 2022 videolarıma bakın, orada normal deftere yazarak da çözdüm arkadaşlar geçen sene. Ee, eğer bu şekilde buradan anlamadıysanız oradan da o videodan da dinleyebilirsiniz. İsterseniz e, açıklama kısmına ekleyeyim o videoyu da oradan izleyin. Çünkü burada hani o tarafa bu tarafa çekiyorum, biraz karmaşık gelebilir ama şeyde e, deftere yazarak çözdüğüm videolarda daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü işlemler alt alta oluyor. Şimdi başlayalım. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki kadın ve erkek sayısının eşit olduğu toplam 20 bin kişilik bir insan popülasyonunda X kromozom üzerindeki çekinik bir alelin yol açtığı hastalığın 100 erkek bireyde görüldüğü saptanmıştır. Yine biz erkek ve dişileri söylemiş. Erkek birey dişi birey. Eşit olduğu için 10 bin kişi erkektir. 10.000 kişide nedir? Dişidir. Şimdi burada 100 erkek bireyde X kromozomuyla bağlı çekinik hastalık görülmüş. 100 bölü 1000'den ne olacak? 0,01 olur arkadaşlar. Bu ne olur tabii ki? Q kare olur. Tamam mı? Q buradan ne olur peki? 0,1 olur. Q'yu bulduk. Peki P ne olacak? Eşittir 0,9 olacak. Tamamdır. Erkeklerde bu genotip nasıl oluyor? x üzeri küçük r y şeklinde oluyor. Dişilerde nasıl oluyor? x üzeri küçük r x üzeri küçük r oluyor. Dişilerdeki birey sayısını bulurken 0,1 çarpı 0,1 şeklinde yapıyoruz. 0,01 oluyor. Tamam mı? Ama dişilerde bir tane x krom erkeklerde bir tane x kromozom olduğu için 0,1 ile çarpmamız yetiyor. Diyor ki bu özellik bakımından sağlıklı fenotipte olduğu bilinen bir erkek ve bir kadının çocuklarında bu hastalığın görülme oranı yaklaşık olarak kaçtır? Şimdi burada bize sağlıklı bir erkekten bahsediyor arkadaşlar. Sağlıklı erkek dediği için zaten erkek bireyi şöyle şurayı temizleyelim. Erkek bireyimiz x üzeri büyük r y. Ve Sağlıklı bir kadın, sağlıklı fenotipte olduğu bir kadın bunların ne olması gerekiyor? Bir hasta çocuklar olması gerekiyor. Kadının ne olabilir arkadaşlar? X üzeri büyük R büyük R ya da X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olur. Hasta olabilmesi için X üzeri küçük R ihtimalinde olması gerekiyor. Bu da nedir zaten? 1 bölü 2'yi burada yazdık. Çünkü bu ikisinden biri gelecek. Şu ikisi çaprazlandığı zaman ise ne olur? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R x üzeri büyük r, x üzeri küçük r, x üzeri büyük r, y, x üzeri küçük r, y. Ne oldu bakın erkek bireylerde görüldü. Erkek bireylerde görülme ihtimali neydi? Erkeklerde görülme ihtimali 0,01'di değil mi? Bakın şurada bulmuştuk 0,01 diye. Dolayısıyla bu da nedir? 1 bölü 100'dür. 1 bölü 100. Ben 1 bölü 100'ü 1 bölü 2 ile çarparsam sonucum ne olur? 1 bölü 200 olur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da 1 bölü 200 şeklinde olur. Ben bunu 2017'de de girmiştim. O zaman çok hakim değilim konulara. Gerçekten zor bir soru gibi gelmişti. Ama dediğim gibi mantığını anladığınız zaman kolaylıkla yapıyorsunuz. Diyor ki, Hardy-Weinberg kuralının işlediği kabul edilen bir popülasyonda 30 zaman çekindik olarak kalıtılan bir özelliğin popülasyonda görülme sıklığı 1 bölü 2500'dür. Buna göre bu özellik bakımından heterozigot bireylerin sıklığı yaklaşık olarak kaçtır diye sormuş. Şimdi bakalım sorumuzu çözelim. Burada arkadaşlar çekinik olarak katılan özelliğin popülas popülasyonda görünme özelliği görünme sıklığı 1 bölü 2500 demiş. Şimdi 1 bölü 2500 yaptığımız zaman biz bunu pardon bir sıfır fazla yaptım. Bir bu, biz bunu 4 ile genişletelim. Çünkü e, payda kısmını 100, bin, on bin şeklinde yapmak istiyoruz. Burada şey yaptığımız zaman, genişlettiğimiz zaman dört bölü kaç olacak? Bin olacak değil mi? Dört bölü on bin olacak. Pardon. Bunu da böldüğümüz zaman 0,04 şeklinde olur. Bakın 0,04. Bu nedir? Bakın görülme sıklığı, popülasyonda görülme sıklığı yani Q karedir. Bizim Q'yu bulmamız lazım. Q'yu da kare kök içerisinde aldığımız zaman ne olur? 0,02 olur. Peki P burada ne olur? 0,98 olur. P'yi bulduk. Köyü bulduk. Bize ne diyor? Heterozigot bireylerin. Heterozigot bireyleri nasıl buluyorduk? 2PQ'dan buluyorduk. Şurayı silelim yine karışmasın. 2PQ'dan buluyorduk arkadaşlar. 2PQ. 2 çarpı P'yi kaç bulduk? 0,98. Q'yu kaç bulduk? 0,2 bulduk. Bunları çarptığımız zaman şimdi bakın şu 0,98 ile diğer sayıları çarptığımız zaman çok çok yüksek bir sayı çıkacak. Bize yaklaşık değer sorduğu için biz bunu 1 olarak kabul edelim. 1 olarak kabul edelim. Çünkü çarptığınız zaman çok yüksek değerler çok karmaşık değerler çıkıyor. O yüzden bunu 1 olarak kabul ettiğimizde 2 çarpı 1 2. Bununla da 0,2'yi çarptığımız zaman 0,4 oluyor. Yani 4 bölü 10. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Pardon şurası 0,02 özür dilerim yanlış yazdım. 0,04 yani 4 bölü 100. Bu da sadeleştiği zaman ne olacak? 1 bölü 25 olacak. Yani cevabımız Bursa seçeneği olur. Geçelim 6. sorumuza. Artık biraz daha sözel sorulara geliyoruz. ÖSYM son yıllarda daha çok sözel sorular soruyor. Diyor ki Hardy-Weinberg prensibine göre durumlarından hangileri ilgili popülasyonlardaki genotip frekansının değişimine neden olur? Aslında bu biraz evrimle ilgili. Hardy-Weinberg diyor ki bir popülasyonun diyor dengeli durumda kalması için diyor kadın erkek sayısı birbirine eşit olmalı diyor. Popülasyonda diyor ölüm oranıyla doğum oranı birbirine eşit olmalı diyor. Popülasyonun birey sayısı sürekli sabit kalmalı diyor. Dışarıdan göç almayacak, dışarıya göç vermeyecek diyor. Hardy Weinberg dengeli bir popülasyon için bunu söylüyor ama böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Yok değil mi? Bakalım diyor ki frekansların değişimine neden olabilir. Hangileri değişime sebep olabilecek? Bakalım arkadaşlar. Popülasyonda bazı fenotiplere karşı seçilimin olması. Seçilim dediği nedir? Seçilim, doğal, şey seçilim değil mi? Doğal seçilim, yapay seçilim bunlar var. Mesela kıvırcık saçlı bireylerin ortama daha iyi uyum sağlayıp sağlamış olması, düz saçların daha az uyum sağlaması. Bu ne yapar? Seçilim olduğu için popülasyondaki dengeyi bozar mı? Bozar. Dolayısıyla frekanslardaki değişime sebep olur. Popülasyondaki bireylerin birbirleriyle çiftleşme şansının eşit ve rastgele olması. Ha, şey diyor ki Hardy Weinberg popülasyonun diyor dengede olabilmesi için eş seçimi yapmayacaksın. Yani ben gidip işte işte kara e, kaşlı kara gözlü birey istemiyorum diyeceksin. Ne gelirse onunla çiftleşirim diyeceksin. Eğer şansının rastgele ve eşit olması diyorsa bu popülasyonun dengede kaldığını söyler. Dolayısıyla bu genotif frekansına e, değişimle sebep olmaz. Soy içi üreme frekansının yüksek olması. Soy içi üreme frekansı ne demek? Akraba evliliği demek. Akraba evliliği fazla olursa ne olur? Sürekli aynı özellikler ortaya çıkar. Yani homozigotlaşma görülür. Bu da genotip frekansının değişimine sebep olur arkadaşlar. Bize değişime neden olabilir dediği için cevabımız ne olacak? C şıkkı olur. 7. soru 2020 biyoloji. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Hardy-Weinberg eşitliğine sahip bir popülasyonda allel veya genotip frekanslarını değiştirici yönde etki etmez. Bakalım. Şimdi allel veya genotip frekanslarını değiştirmemesi için dediğim gibi çiftleşme eşit ve rastgele olmalı. Birey sayıları birbiriyle eşit olmalı. Daha sonra dışarıya göç dışarıdan içeriye göç olmamalı. Doğum bölüm oranları birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Bunları söylüyor. Diyor ki Popülasyonlardaki bazı bireylerde mutasyonların ortaya çıkması. Mutasyon ortaya çıkarsa frekans değişir. Popülasyondaki bazı bireylerin üreme şansının diğerlerinden fazla olması, üreme eşit olmazsa genotip frekansı değişir. Popülasyonda sıklıkla soy içi üremenin görülmesi. Soy içi üreme olursa frekans değişir. Çünkü neden? Homozigotlaşma görülecek. Bazı bireylerin yaşama şansının ve ömür uzunluğunun diğerlerinden yüksek olması. Yani diyor ki ortam uyum sağlayan yaşar, uyum sağlayamayan ölür. Doğal seçilim. Doğal seçilim olursa ne olur? Frekans değişir arkadaşlar. Popülasyondaki bireylerin birbiriyle çiftleşme şansının eşit olması. İşte çiftleşme şansı dediğim gibi. Kara kaşlı kara gözlüğü kabul etmiyorsun. Diyorsun ki ben ne gelirse ne rast gelirse onunla çiftleşirim fark etmez diyorsun. Bu ne oluyor arkadaşlar? Çiftleşme şansının eşit olması demektir. Yani eşeysel seçilim yoktur burada. Bu da Hardy Weinberg'e göre popülasyonun dengede kalmasını söylüyor. Bize frekansı değiştirici yönde etki etmez. Yani sabit kalır dediği için cevabımız eşit olacak. 8. sorumuz diyor ki bir popülasyonda A alelinin frekansı P küçük A alelinin frekansı da Q ile gösteriliyor. Bu aleller arasında tam baskınlık görülüyorsa hardy weinberg eşitliğine göre bu popülasyondaki baskın fenotipli bireylerin genotip frekansı hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi P artı Q'yu biz ne biliyorduk? 1'e eşit biliyorduk değil mi? Karesini aldığımız zaman ne oluyordu? P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1 diyoruz. Arkadaşlar burada P kare olanlar nedir? P kare olanlar büyük A büyük A'dır. 2PQ'lar büyük A küçük A'dır. Q karelerde küçük A küçük A'dır. Bize ne diyor? Baskın fenotipli bireyler diyor. Baskın fenotipli birey hangisidir? Bu ikisidir değil mi? Yani P kare artı 2PQ'dur. Ya da tam tersi de olabilir. Şöyle de olabilir. Ben bu eşitliği bulmam için birden 1 bir eksi q kare dersem bu eşitliği bulmuş olur muyum? Olurum. Ya bize şıklarda p kare artı 2 p q şeklinde sorar ya da p eksi q kare şeklinde sorar. O da p eksi q kare şeklinde sormuş. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Geçelim diğer sorumuza. 2022. Diyor ki eşeyli üreyen bir türün çok geniş alanlara yayılmış farklı popülasyonlarının gen havuzları birbiriyle karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinin farklı olması beklenmez? Şimdi bir tür çok geniş alanlara yayılmış. Gen havuzları karşılaştırılıyor. Diyor ki hangisinin farklı olması beklenmez? Bir genin mevcut iki alleli arasındaki baskınlık derecesi alel frekansları, alel çeşitli sayısı, aynı genotiplerin uyum başarısı, genotip frekansları. Şimdi E'den gidelim. Arkadaşlar genotip frekansları bir kere değişir mi? Değişir. Çünkü neden? Bu çok geniş bir alana yayılmış bir tür. Pardon. Çok geniş alana yayılmış değil mi? Şöyle. Şimdi buradaki frekans farklı olabilir buradaki frekans farklı olabilir. Şuradaki frekans çok farklı olabilir. O yüzden bunlar değişir. Aynı genotiplerin uyum başarısı. Buradaki doğal şartlar farklı olduğu için mesela kıvırcık saçlar daha iyi uyum sağlarken burada düz saçlılar daha iyi uyum sağlamıştır. Dolayısıyla uyum başarısı farklılık gösterir. Allel çeşidi sayısı. Mesela arkadaşlar allel çeşidinde ben yani şöyle düşünün çok allellikten bahsedelim. Mesela düz saç olsun, kıvırcık saç olsun, dalgalı saç olsun. Burada sadece düz ve kıvırcık saç varken burada bir de dalgalı saçın ortaya çıktığını düşünün. Bu da mutasyonla olabilir. Dolayısıyla alel çeşidi sayısı farklılık gösterebilir. Alel frekansları. Şuradaki popülasyonda aynı türün popülasyonları unutmayın. Buradaki popülasyonda işte kıvırcık saçın frekansı 0,9 iken burada arkadaşlar 0,7 olabilir. O zaman alel frekansları farklılık gösterebilir. Bir genin mevcut iki allel arasındaki baskınlık derecesi. Biz ne diyoruz? Kıvırcık düz saça baskındır diyoruz, değil mi? Bu ister şu popülasyon olsun, ister diğer popülasyon olsun, hangisi olursa olsun her zaman aynıdır, değişmez. Cevabımız A şıkkı olur. 2010 LYSE bir ara bu e, popülasyon genetiği lise öğrencilerine de veriliyordu. Şimdi bizler anlamakta zorluk çekiyoruz. Onların anlamasını da gerçekten beklemek çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla 2018'den itibaren artık kaldırıldı. Hardy-Weinberg dengesi falan popülasyon genetiği artık sorulmuyor. Zaten en son 2018 ayette de soruldu. Diyor ki bir popülasyonda çekinik bir özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu Ali en az bir tanesini taşıyan bireylerin popülasyon içindeki oranı hardy weinberg eşitliğine göre hangisiyle hesaplanır? Şimdi çekinik özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu allelin en az bir tanesini taşıyan bireylerin yani diyor ki en az bir tanesini taşıyorsa biz burada heterozigotlu falan da düşüneceğiz arkadaşlar. Normal bireylere oranını soruyor bize. Şimdi bakıyorum. Bizim neydi? P baskın olandı. Q çekinik olandı. Her iki tarafın karesini aldığım zaman P kare artı 2PQ artı ne? Q kare. Değil mi? Eşittir 1. Şimdi bize diyor ki çekinik özelliği taşıyacak. Bakın bunlar nedir? Büyük A büyük A'dır. 2PQ nedir? Büyük A küçük A'dır. Q kare nedir? Küçük A küçük A. Çekinik alelin en az birini taşıyacak diyor. Bir tane taşıyacak. O zaman bunlar nedir? 2PQ ve Q karedir. Bunların toplam bireylere popülasyon içindeki oranını soruyor. Yani toplamına oranını, toplamına oranını soruyor. O zaman 2PQ artı Q kare bölü P kare artı 2PQ artı Q kare yani cevabımız 5 şeklinde olacak. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi popülasyonların gen havuzlarında değişime neden olmaz? Popülasyonların gen havuzunda bakalım popülasyonların yüksek enerjili ışınların etkisinde kalması. Şimdi yüksek enerjili ışın etkisinde kalırsa ne olacak popülasyonda? Bazı bireyler yaşamını yitirebilir. Dolayısıyla gen havuzunda değişme olabilir. Popülasyonların coğrafik engellerle bölünmesi olabilir arkadaşlar. Bir arada yaşayan bir popülasyon bir coğrafik engelle bölünürse gen frekansları gen havuzunda bir değişim olabilir. Çünkü türleşme meydana gelebiliyor bir süre sonra. O yüzden olur. Popülasyonların içine ve dışına göç olması, zaten göç olduğu zaman e, daha kolay gen havuzunda değişmeler oluyor. Mesela şöyle düşünün, e, hani ırkçılık yaptım lütfen düşünmeyin. Zenci bireylerin Türkiye'ye geldiğini ve işte kadınların büyük oranda zencilerle evlendiğini düşünün ne olacak bir süre sonra böyle karamel rengi çocuklar değil mi çok güzel çocuklar ortaya çıkacak karamel rengi böyle e ne oluyor bir süre sonra o karameller büyüyecek başkalarıyla mesela sarışınla evlenecek mesela daha farklı bir renk tonu ortaya çıkacak bir süre sonra gen havuzu değişmiyor mu değişiyor. Dolayısıyla bu da olur. Popülasyonların büyük olması demiş. Arkadaşlar popülasyon büyük olsa da fark etmiyor burada. Hani gen havuzunda bir değişiklik olur diyemiyoruz. Çünkü popülasyon büyük de olsa, küçük de olsa gen havuzu aynıdır. Gen havuzu nedir ki? Gen havuzu bizim genlerimizin tamamıdır. Yani kıvırcık saç, düz saç, A kan grubu, B kan grubu bütün özelliklerimizi alıyoruz. O özelliklerin tamamını tamamının toplandığı yere ne diyoruz? Biz gen havuzu diyoruz. Dolayısıyla popülasyonun büyük olması bu gen havuzunu etkilemez. Tamam mı? Popülasyonun içine dış göç olsa, dışına göç olsa o zaman etkilenir ama popülasyonun büyüklüğü etkilemez. Popülasyonlara yapay seçilim uygulanması. Mesela kıvırcık saçlı bireyleri alıyorsunuz. Geriye sadece düz saçlı bireyler kalıyor. Gen havuzunda değişme oldu mu? Oldu. Çünkü kıvırcık saçlı oldu gitti. Dolayısıyla bu da gen havuzunu değiştirir. Gelelim 2012 YGS. Bir deney vermiş bize yorum soruyor diyor ki deney 1 Kirliliğin olmadığı bu nedenle de açık renkli likenlerin ağaç gövdelerine kapladığı kırsal bir ekosistemdeki doğal kelebek popülasyonunun %95'inin beyaz renkli olduğu saptanıyor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eşit sayıda bırakıldığında kuşların yakaladığı kelebeklerin %86'sının siyah renkli, %14'ünün beyaz renkli olduğu görülüyor. Deney 2 Endüstriyel kirlilik nedeniyle likenlerin gelişmediği ve ağaç gövdelerinin fabrika bacalarından çıkan isle koyulaştığı fabrika, e, şehre yakın bir ekosistemde ise aynı türe ait kelebek popülasyonunun %85'inin siyah renkli olduğu saptanıyor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eşit sayıda bırakıldığında kuşların yakaladığı kelebeklerin %80'inin beyaz renkli, %20'sinin siyah renkli olduğu görülüyor. Bakın ağaç gövdesinin rengine göre kuşların yakaladığı kelebekler farklılaşıyor. Eğer ağacın kabuğu bakın ağacın kabuğu beyazsa kirlilik yokmuş çünkü. Beyazsa ne oluyor? Siyah renkliler daha çok avlanıyor. Eğer ağacın gövdesi siyahsa arkadaşlar o zaman da beyaz renkliler daha çok avlanıyor. O zaman diyor ki diyor ki hangileri doğrudur? Çevre koşullarındaki değişiklikler kanat renginden sorumlu gende mutasyona neden olmuştur. Şimdi ben buraya baktığım zaman bu e, mutasyona sebep olduğunu çıkarabiliyor muyum? Bize mutasyonla ilgili herhangi bir ipucu vermiş mi? Vermemiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bunu çıkaramam yani. Kirliliğin olmadığı ortamdaki kelebek popülasyonunun yaklaşık %5'inin siyah kanatlı olması türün kalıtsal özelliğidir. Evet kirlilik olmasa da bakın burada diyor ki %95'i beyaz %5'i siyah oluyor. O zaman bu nedir? Kalıtsal bir özelliktir değil mi? Ee, kanat rengine kalıtsal özelliklerle aktarıldığını gösteriyor. Popülasyonlarda farklı kanat rengine sahip bireylerin oranının değişmesinin nedeni doğal seçilimdir. Doğal seçilim ne demekti? De? Ortama uyum sağlayanlar yaşıyorlar, uyum sağlayamayanlar ölüyorlar. Beyaz gövdede siyah olanlar daha çabuk görüldüğü için siyah olanlar ortamda azalıyor. Beyaz kanatlılar daha çok oluyor. Siyah renkli gövdede ise beyaz olanlar ortama uyum sağlayamadığı için eleniyorlar veya azalıyorlar. Siyah renkli olanlar yaşıyorlar. Dolayısıyla bu nedir? Bir doğal seçilimdir. Doğru. Ne olacak cevabımız? 2 ve 3 Edirne seçeneği olur. 13. sorumuz. Bir popülasyonda A alelinin frekansının bir süre sonra değiştiği gözleniyor. Bu duruma diyor aşağıdaki etkenlerden hangisi neden olmaz? Göç, göç e, çekinik bir alelin frekansında bir değişikliğe sebep olur değil mi arkadaşlar? Nasıl olur? İşte e, düz saçlı olan bireylerin uzaklaştığını düşünün. Ne olacak? Kıvırcık saçları frekansı daha da artar. Düz saçları frekansı azalır. O yüzden bu olur. Rastgele çiftleşme bakın Hardy Weinberg'e göre eğer rastgele çiftleşme gerçekleşiyorsa popülasyon denge halinde kalır. Dolayısıyla bu frekansta değişmeye sebep olmaz. Doğal seçilim e, ee, kıvırcık renkli bireyler kıvırcık renkli demişim kıvırcık saçlı bireyler diyelim ki ortamdan elendi ne olur? A alelinin frekansı yani çekinik alelinin frekansı düz saçların frekansı artar. Dolayısıyla değişikliğe sebep olur. Mutasyon, yine mutasyon her zaman için zaten değişikliğe sebep oluyor. Bazı bireylerin daha fazla yavru meydana getirmesi. Mesela kıvırcık saçlı ya bireylerin daha fazla yavru meydana getirdiğini düşünün. Daha çok yavrusu olduğunu düşünün. Ne olacak? Birey sayısı arttığı için frekansı da artacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada frekans da değişikliğe sebep olur. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Geliyoruz son soruya. Bir popülasyonda aşağıdakilerden hangisi kural olarak Hardy-Weinberg dengesinin bozulmasına neden olmaz? Dediğim gibi Hardy-Weinberg diyor ki rastgele çiftleşme meydana gelecek. Daha sonra ee, dışa göç, içe göç olmayacak, doğal seçilim olmayacak, yapay seçilim olmayacak diyecek ve buna göre Hardy-Weinberg prensibine göre popülasyon dengede kalacak. Hardy-Weinberg dengesiyle ilgili şeyi soruyor bize. Burada şıkkı soruyor. Gen havuzunda mutasyonların rastgele olması. Şimdi mutasyon rastgele olursa ne olur? Ha popülasyondaki havuz değişir değil mi? Hardy-Weinberg dengesi bozulur. Dolayısıyla bu olmaz. Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin üreme başarısının fazla olması. E kıvırcık saçlı bireylerin üreme başarısı fazlaysa ne olacak? Kıvırcıkların sayısı artacak. Bu da dengeyi bozar. Popülasyondaki belirli genotipe sahip bireylere karşı doğal seçim. Zaten doğal seçim oluyorsa denge bozuluyor demektir. Orijinal popülasyonun içerisinde dışarıdan göçlerin olması. Göç olmayacak dedik arkadaşlar dengede kalması için olmaz. Üreme sürecinde eş seçiminin rastgele gerçekleşmesi. Bu rastgele olduğu için popülasyondaki dengeyi sağlar. Bize de onu sorduğu için cevabımız Bursa seçeneği olur. Böylece bitirdik arkadaşlar. Ee, ben yorum kısmına bu normal elle yazarak çektiğim videoyu da atacağım. Eğer dediğim gibi hani buradan pek bir şey anlamazsınız. Çünkü o tarafa gittim, bu tarafa gittim, çözdüm. Hani burada elimle de parmağımla da yazdığım için belli bir sıralamada yapamadım. O yüzden elle yazdığımı da izleyebilirsiniz. Ama orada bu 2018 ayet ayet onlar yok. Sadece ÖABT'de çıkmış olanlar var. Dolayısıyla e, orayı izlediğiniz zaman sonrasında burayı da izleyin. Tabi bunu videonun sonunda söylemeseydim iyi olurdu. Başında söyleseydim iyi olurdu. Ama neyse yine de söylemiş olayım. Sonraki videoda nerede görüşüyoruz? Sınıflandırmada görüşüyoruz arkadaşlar. 70 tane soru bize bekliyor sınıflandırmada. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.